Valorant Spoiler serimizin yepyeni bir bölümünden hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Burak. Bugün sizlerle hepinizin haftalarca sorduğu soru Night Market'in ne zaman geleceği hakkında konuşacağız. Ama her şeyden önce şunu söylemeliyim. Beni gerçekten beğeniyorsanız ve videolarımı seviyorsanız, kanalımı seviyorsanız, kaliteli bir içerik ürettiğimi düşünüyorsanız ben çok büyük bir emek veriyorum. İnanın bana. Sizden tek isteğim 2 saniyenizi ayırıp, bakın ben 5-6 saatimi ayırıyorum. Sadece aşağıdaki abone ol butonuna tıklamak. Başka hiçbir şey değil. Yani sadece abone ol butonuna tıklayacaksınız ve ben manevi açıdan gerçekten çok mutlu olmuş olacağım. Bunların haricinde videolarımı beğeniyorsanız like atıp beni keşfete çıkartabilirsiniz. Yorum atıp bana çok büyük destek olabilirsiniz. Şimdi de fazla uzatmayacağım. Çok güzel çekilişlerimiz var yakında. Takipte kalın. Hem Instagram'da takipte kalın hem Discord'umuza gelip özel çekilişlere katılın. Şimdi her şeyi geçiyorum. Hadi spoiler bölümümüze geçelim çünkü çok heyecanlıyım. Çok güzel şeyler anlatacağım. Şimdi spoiler bölümümüze geçiyoruz. Şimdi deli gibi drop yememe rağmen görüyorsunuz, siz de fark edeceksiniz ki kameram çok fena bir şekilde drop yiyor. Ama bu videoyu çekmek istiyorum ben. O yüzden şimdiden kusura bakmayın, arada küçük droplar yiyeceğiz. Hatta çok büyük droplar da yiyeceğiz. Her neyse, boş kesiyoruz. Şimdi Night Market'i ben de çok merak ediyordum. Çünkü Riot, bir önceki videomda da bahsettin. Onun linkini de buraya bırakacağım. Night Market'i çok güzel bir şekilde iyileştirdiler. Artık en çok oynanan skinler gelecek Night Market'e. Bakın buraya bir parantez açayım. Bunların da haricinde artık 2 tane Ghost skin gelmeyecek. 6 tane silahın 6 tane farklı hali gelecek. Bunların detaylı anlattığım videoya ekleyeceğim zaten. Bunların haricinde Riot bizi bu kadar heyecanlandırmışken ve Night Market'i bu kadar fazla iyileştirmişken halen çıkarmadı Night Market'i ve ben bir araştırma yaptım ve ne zaman çıkacağını öğrendim. Ben size buradan net bir şekilde söylüyorum. Ya bir hafta içerisinde geliyor ya da tam bir hafta sonra geliyor. Çünkü üçüncü kısma yaklaşık 2-3 hafta kala Night Market geliyor genelde. Ve her yerde araştırdığımda, her yerde baktığımda bunu böyle açıklamışlar. Yani ben size şunu şöyle söyleyeyim. Night Market ya bir hafta içerisinde ya da bir hafta sonra tam anlamıyla gelmiş olacak. İyileşmiş bir halde gelmiş olacak. O yüzden paralarınızı biriktirin çünkü çok güzel skinler alacağız. Aklınızda bulunsun. Ha, paranız mı yok? Hiç sıkıntı değil. Bizim kanalımızda sürekli çekiliş oluyor. Skin seti kazanabilirsiniz. Her neyse. Onun için hemen abone olabilirsin. Şimdi sizinle konuşmak istediğim bambaşka bir durum daha var. Yeni ban sistemi. Sizin de tabii ki oyununuza geliyordur. Toksit oyuncular. Hiçbir şeyden korkuları yok. Çünkü sadece şunu düşünüyor adamlar. Diyorlar ki ben küfür ederim. Ben oyunu trollerim. Zaten ben ban yemeyeceğim ki. Ben en fazla ses banı yiyeceğim. Ve bu tipler ses banı yese dahi, bakın hareketleri şu oluyor. Ha, ben sesle zarar veremiyor muyum? Sesten ban mı yedim ben? Tek yapacakları şey şu. Tek yaptıkları şey şu daha doğrusu. Yine daha demin az önce drop yedim, kusura bakmayın. Tek yaptıkları şey şu. Spike alıyorlar, trollemeye başlıyorlar. Yani sesten banlansalar bile her türlü toksiklerine devam etmiş oluyorlar. Hiçbir şey değişmiyor aslında onlar için. Ama Riot artık buna bir dur diyor ve sesimizi artık Riot duyuyor. Şimdi yeni ban sistemi nasıl olacak? Yeni yamayla beraber geliyor bu arada. Oyun içinde biz bir insana ban attırabiliyoruz. Bir insan gerçekten toksitse haddinden fazla report yediğinde oyun içerisinde direktman sesli sohbeti kısıltabiliyor ve asla duymayabiliyoruz. Ve bunların da haricinde artık sadece ses banı yemeyecekler. Tam bir hafta boyunca süren, hatta permaya kadar uzanan yeni ban sistemini açıklayacağım şimdi size. Artık ranked maçlara giremiyorlar ban yediklerinde. Ve banları bitse dahi onlar kendileri gibi toksik oyuncularla oynuyor. Yani artık çok fena bir şekilde caydırıcılık var ban sisteminde. Artık kolay kolay trolleyemeyecek kimse. Yepyeni hesaplar açmaları lazım trollemek için. Yoksa kendi hesaplarını hiçe saymış olacaklar. Ve kendi hesaplarını mahvetmiş olacaklar. Çok güzel bir haber benim için. Sizin için de mükemmel bir haberdir. Şimdi bunların haricinde bugünkü spoiler bölümümüzde konuşacağımız şeyler bu kadar. Ama haftanın en çok oynanan ajanına geçelim. Reyna %75 pik yüzdesiyle her ne kadar nerf yese de halen oynanan bir şar. Aslında buff yediği noktalar da var. Şimdi her şeyin haricinde size şunu söyleyeceğim. Yine kapanışta. Discord sunucumuzda sizlere özel çekilişlerimiz oluyor. Discord sunucumuza gelmeyi bir kere, şu videoyu şu an izliyorsanız unutmayın. Onların da haricinde dediğim gibi ben manevi olarak ve gerçekten fiziki olarak çok büyük bir emek veriyorum. Sizden tek isteğim video kapanışında da abone olup bana destek olmanız. O güzel yorumlarınızda beni gururlandırmanız. Ve isterseniz beğeni atmanız tamamen size kalmış. Gerçekten beğeniyorsunuz beğeni atın, beğenmiyorsunuz hiç beğenmenize gerek yok, canınız sağ olsun. Ben Burak, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer size faydalı olabilir bir sistem, ne mutlu bana. Şimdilik kendinize iyi bakın. Bir başka bölümlerde görüşmek üzere. İyi geceler, seviyorsunuz. The world was
was young, the mountains green, no stain yet on the moon was seen. No words were laid on stream or stone when Durin woke and walked alone. He named the nameless hills and dells. He drank from yet untasted wells. He stooped and looked.